Sobe programı, Sobe podcastinin ilk konusunu kan. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim Sobe'ye konuk olduğum için deli gibi heyecanlıyım <laughs> ee, <Teşekkürler>. ve <gülüyor> <gülüyor> Sobe programının hakkını vermeye çalışacağım mutlaka. Bir de tabii ki bunca zamandır işte beraber çalışıyoruz. Kaç tane oyunda beraber çalıştık evet. filan. Senin böyle bir röportör kılığında gelmiş olman da başka bir heyecan veriyor bana tabii ki. Ama bir şey soracağım. Bu podcast röportaj podcast'i değil. Hayır hayır röportör kılığında gelmiş. Ha, yani evet, yani, ya, evet biraz. yani sen şimdi işin sahibi sensin yani sonuçta bu evet. bir sonuçta bir interview oluyor ama değil mi yani bir interview. E tabii yani çünkü sohbet yani. kendi kendine akması tabii ki ideal olan yani hmm. o muhtemelen olacaktır sende ama hmm. yine de bir hazırlık olması gerekiyor. Evet. Ee, nasıl soruları edelim. ben mi soracağım? Yok hayır. No. Şimdi, soruları, soruları kimse sormuyor. Soruları kimse sormuyor. Sadece benim Manyak gibi ilgili konuşuyoruz. Aynen durmadan. deri gibi sohbet. <laughs> 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 Tek amacım o aslında <gülüyor> yani. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ee, benim senle ilgili merak ettiklerim var. Hı -hı. Ben onları seninle paylaşıyorum. Sen de onları Hı -hı. bence anlatmayı. Tercih edersin diye düşünüyorum. Haydi oradan ya senin merak ettiğin hiçbir şey olduğunu sanmıyorum ben. Aa neden? Ya, var mı hakikaten bilmiyorum Nasıl? ama yani genelde beraber çalışan insanlar böyle bir şey merak etmezler. Onlar <laughs> e, başka şeyler merak ederler. Mesela işte nerede yemek yiyeceğiz, maaşlar ödenecek mi, e, yine mi oyun var, e, tüh işte ya da kaç tane seyirci var. Ama Aa, güzel, şimdi bunları zaten 7-24 sana sorduğum için... E, hiç heyecan vermiyor şu an podcast'ta da evet. aynı şeyi konuşmak. Evet, evet. Peki, ee, şimdi bu ilk başta bu podcast meselesinden başlayalım. Ben e, işitsel ee, olan e, bütün medyalara çok inanıyorum ve bu inancımı hiç yitirmedim. Peki podcast dinliyor musun? Ee, hayır çok değil. Daha doğrusu bunu artık birbirine karıştırıyoruz. Mesela e, artık bir televizyonum da yok ama bir tane e, büyükçe bir e, masaüstü televizyon var. O yaman şey var, e, bilgisayar var. Ondan sonra o şeyde duruyor. E, yatağıma yakın bir yerde duruyor. Ben oradan işte şunu bunu seyrediyorum falan filan. Ya yani bu Netflix olabilir ya da YouTube videoları filan. E, düşünüyorum ki YouTube'da da gelmiş ve gelecekte olabilecek her şey var. Yani YouTube bu açıdan e, çok önemli bir platform. Yani insanların özellikle kimi şeyleri merak eden insanlar için diyelim ki gitarları, fotoğraf makinalarını ya da enteresan bir takım şeyleri, bilimsel bir şeyleri ne 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 merak ediyorsan. Ama hele sen hele, de çok hakimsin. mesela YouTube'u takip ediyorsun. Evet, ama hele hele yabancı dil biliyorsan çok çok tatlıdır yani herkeste. Ama şuna inanıyorum yani görsel görsel olan şeylerin bize bir şey öğretmediğine inanıyorum ki bu kanıtlanmış bir şeydir yani televizyondan bir şey öğrenemeyiz izleyerek yani hani filmlerden etkilenir duygulanırız, şunlar olur, bunlar olur filan ama öğrenmek konusuna ya da o hani hayatta uygulayabilmek için de öğrenmek gerekiyor ve bu öğrenmek konusunda bir şey öğretmiyorlar bize. Ha şunu yapabilirsin yani YouTube'dan bir yemek videosu seyredip o yemeği yapar Çünkü aynı anda ama bir şimdi işlem her yapıyorsun. Her şey o orada yapılıyor ya. Evet. Ya da mesela şey yapabilirsin yani enteresan bir şeyi monte edebilirsin. Bir şeyler için bu videoları Sen niye mesela YouTube'la başlamadın? Mesela tekrar döndün ya programa. Hmm. hmm. Radyo yani her şeye bir ara verdin sonra tekrar geri döndün. Ee, Dijital, YouTube şunu, niye bununla başlamadın? Çünkü, çünkü ben zaten bunun daha ilerisini yapmıştım. Ben daha ileriye gitmiştim yani. Ben ulusal medyada çalışan bir insandım. Şimdi YouTube ne olursa olsun e, bir amatör platform ve bu amatörlüğünü hiç kaybetmiyor. Hatta YouTube'un işleyişi zaten e, seni belli bir aboneye kadar, e, belli bir izlenmeye kadar da kale almıyor. Çok fazla izlenmeni de, kazayı izlenmelerini de kale almıyor falan filan. Gerçekten YouTube'da bir yayıncı haline gelirsen de sana bu e, bir yayıncı işte plaketi ıgırı bıgırı bir şeyleri veriyor. Bir, ve bir dijital bir... platform. Yani, yani sen şu an yaptığın her şeyi kendi kurduğun bir dijital platformda yapabilirdin. Tabii ki. Ama henüz bu geçişin tamamlanmadığını düşünüyorum. Bizde yani. mi? Evet. Ya Bütün dünyada öyle. Çünkü hatta hatta e, daha fazla böyle. Örneğin bir işte işten güçten fırsat bulup du, 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 bir üç gün Paris'e e, gittim. Mesela radyonun işte neden çünkü taksiye biniyorsun bilmem ne falan filan ve ama radyonun ne kadar heyecanla dinlendiğini kim kimsenin orada tanıdığım insanların Netflix'ten bahsetmediğini yollarda Netflix ilanı yerine Amazon ilanlarının olduğunu televizyonun basbaya her yerde evlerde ve kafelerde şurada burada izlendiğini gördüm yani aslında hani biz ve bütün dünya e, filan gibi bakmayalım ya da dünya ile hep aynı şeyleri yaptığımızı düşünmeyelim çünkü farklı alışkanlıklar var örnekse Fransızların radyo programlarına hayranım. Yani sadece evet. bir saat radyo dinlesen bir sürü şey öğreniyorsun. Bir sürü aktualite, bir sürü şey, her şey, her şey. Çok fazla enformasyon veriyorlar ve bu enformasyonları çok güzel veriyorlar. Bunun bunun karşılığında bizde hani ben de dahil radyo şovlarında bir halt etmiyoruz aslında. Gerçekten i̇şte radyoyu Podcast biraz buna paralel podcast, çıkmış evet. bir şey aslında. Podcast evet. Bu konuda bir arkadaşlık yapabilir ama podcast'ten daha iyi bir arkadaşlıkta da tabii ki tabii ki podcast'ten daha iyi bir arkadaşlık e, radyonun arkadaşlığı olmalı evet. bence. Çünkü işte radyo bir takım medya insanlarının e, sorumluluk Hissederek sana trafik haberlerini, hava durumunu ya da işte daha aptalca bir şey istersen burçları ya da işte haberleri ya da özel programlarla işte atıyor ne bileyim kitaplardan ya da filmlerden ya da bilimden bir şeylerden söz ettiği bir şeydir radyo. Podcastlerin güzel tarafı. Daha da özgürsün. Daha özgürsün ama bir, bir de o. bir de tabii ki e, kendine göre bir sofistikasyonu olabiliyor. Yani ne bileyim mesela işte audiobooklar burada olabiliyor ya da e, bir takım konularda bilgilenmek istiyorsan işte diyelim ki gerçekten bir konferans niteliğinde bir şey dinlemek istiyorsun evet burada var. E, yani bu bir de şöyle bir önemi yok mu mesela senin televizyon programın? E bir gün yayınlanıyor. Yani bir gün bir tanesi yayınlanıyor, diğer gün bir tanesi. Ama en hmm. önemli şey YouTube'da baktığın zaman hmm. parça parça da olsa ya da dijital bir yerde daha çok izleniyor. Çünkü insanlar artık evet. istediği zaman istediği şeye ulaşmak istiyor ya. Evet, kesinlikle. E, bu açıdan ben bu özgürlükten yanayım. Bunu 15 senedir bağırıp duruyorum zaten. Eee dijitalin e, gelip bu konvansiyoneli ulusla e, ulusalları filan darmadağın edeceğini biliyordum. Bu çok güzel. Fakat burada da mesele e, dijital olanın dağınık olması. Dolayısıyla insanların arasında tanınmak konusunda e, seslerini duyurmak ve e, kendilerini izlettirmek konusunda acayip bir rekabet ve bir çaba var. Dolayısıyla burada bir e, enflasyon da söz konusu. Yani birileri bizim için bir yayın akışı yaptığı zaman biz mecburen bir şeyleri izleyip sonra o izlediğimiz şeyleri e, yani e, tanış olabilme, kazara izleyebilme, kazara sevebilme ihtimalimiz vardı. Şimdi bunu benzeri bir şeyi aslında YouTube'da yapıyor fakat YouTube seni sonuçta bir sokağa sokuyor ve bir çıkmaz sokakta bırakıyor. Aslında diyor ki YouTube sana bunu izledin, hoşlandın, bu da hoşuna gidebilir. Bunu izledin, hoşlandın, bu, bu da hoşuna e, gidebilir. Ve bir bir süre sonra kendini bir tür pornonun içinde buluyorsun. Hı. Bir, Mesela. bir çıkmaz sokağa giriyorsun ve orada kala kalıyorsun. Yani YouTube'da olan şey bu. Spotify'da da olan şey bu. Yani bunu dinledin. Eğer bunu dinliyorsan bir anda bir şey sunuyor ve yanlışlıkla onu seyrediyorsun. Sonra seviyorsun. Ha, burada bir yol varmış, bir gidilecek bir yer ya da öğrenecek bir şey varmış gibi ona devam ediyorsun. Yani Peki. insanların mesela beni, e, Okan Bayülgen'in yanlışlıkları tan tanıması gibi. Yani e, 1995 e, senesinde bir e, Şubat e, gecesi e, sadece televizyonlarını kapatmamış oldukları için beni yanlışlıkla gördüler. Tanımıyorlardı. Yanlışlıkla gördüler. İşte birileri gıcık oldu. Birileri hadi be çok enteresan falan diye baktı. Yani, ne oluyor burada? Evet mi? evet ama dolayısıyla bu yanlışlıkla oldu. Yani eğer ki eğer ki e, ben. E, ama bak televizyonu açan bunu yanlışlıkla uyumayan denk geldi falan ama mesela gece kuşu denen şeyi o bir formattı. Sonuçta sen gidiyorsun. Onu ama yaptın. onu yanlışlıkla gördüler. Onu yanlışlıkla gördüler ya. Yani onun ilk yayında kimse beklemedi. Yani o ne bir dizi gibi tanıtımı evet ama yapıldı ne başka. Arka başkıyordu. tarafı planlı bir şey ya. Arka tarafı planlıydı evet ama. Yani ya... sen bunu bir kanala sundun. Ama bunu tabii tabii. Tabi. kuşuna mesela bir kanala nasıl kabul ettirdin? Ben zaten kanalda çalışıyordum. Ben televizyonlarda bir sürü şey yapıyordum o sırada. işte ya seslendirme yapıyordum ya. Yani öyle bir formatı yazıyordum. mesela nasıl bir kanal Onu da kandı, kandırdım ve... onları o zaman da. E, çok değerli abim ...büyüğümdür hakikaten çok da severim. Türkiye'nin ana ...bana demişti ki işte ya sen... ...bir şey yap evladım bir... ...klipler mlipler yayınla böyle sen... ...enteresan sunuyorsun bunları falan filan demişti. Ben de klip programı yapmak istemiyordum. Dolayısıyla... Bir tür e, Amerikan David Letterman e, formatına ve hiçbir şey görmemiştim yani. Jay Leno'da görmemiştim, David da görmemiştim. Ve bir tane... Ki onların da, yaptığı gibi de değildi. Ay, sonra on o, o da değil ama işte bir tane hatta bir e, VHS dediği bir tane Betamax e, David Letterman kaseti bulduk ve bir Betamax oynatıcı bulduk ve o onu seyrettim. Aa dedim bak bu herif enteresan bir şey bunun yaptığı filan. Yani biliyordum üç aşağı beş yukarı Amerikan Show televizyon dünyası haberdar. Peki sonra öyle ikna ettin. Sonra i̇kna ilk etmedim. yayın ikna etmedim. Türker Bey tedaviye Amerika'ya gitmişti. Ben öyle aradan benim program anda... başlayacaktı. Bu çocuğa program yapın demişti. Çok ucuza çıkan bir dekor, çok basit bir şey. Fazla kameraman yok, bilmem ne. Ondan sonra bu, bu şekilde başladı. Sonra peki seni öyle yaptığını görünce yani Türker Bey o sırada Amerika'daydı. Am Amerika'da anlıyor böyle bir şey yaptığımı sinirleniyor ama bir de bakıyor ki her gün gazetelerin birinci sayfasında görünmeye başlamışım filan. Ha diyor bu olan e, kendi kafasına göre bir şey yaptı ama iyi bir şey yaptı diye düşünüyor ve hop diye oradan yürüyor. Onun için e, çünkü işitsel olan da beynimiz onu görsel olarak tekrar yaratmaya çalışır. Hı hı. işitsel olanda... Ve bu çok güzel bir şeydir çünkü beyin çalışıyor o sırada. Halbuki televizyon seyrederken bunu yapmayız. Yani eee vizyeli aynen alıyoruz. vizyel olduğu sürece e, okey daha dikkatli dinliyorsun yani işitsel bir şeyi. Hı. Bir de aynı anda başka şeyler de yapabildiğin için işte yemek yapabilirsin, çay koyabilirsin, e, dolaşabilirsin, yürüyebilirsin falan filan. Bütün bunları bütün bunlar zaten insanın e, bilincini açık tutuyor. Yani çoğunlukla televizyon seyrederken falan bilincimiz kapalıdır yani. Yani o, o, ona uygun olarak kapatırız bilincimizi. Bir şey söyleyeceğim. Programa duygusal halı yıkamacılar mıydı? Evet. evet. Öyle birileri konuk oldu. Hı. -hı. Ee, ben de öğrendim yani bunu böyle hmm. birileri konuk oldu inanılmaz hmm. ne olur izle diye hatta ha. şimdi turneye gelirken yolda izledim ha, çok tatlılar evet neyse izledim çok tatlılar falan hayır Şeyle ilgili sen ne düşünüyorsun onu merak ediyorum çünkü senin programlarında çok vardı diye hmm. şimdi böyle YouTube tamam hem çok tatlı tarafı var hem de böyle insanlar hmm. e, işte böyle daha farklı şeyler yapanlar ya da işte böyle herkesin daha ilgi çekici normalin dışında dediğimiz şeyler yapanlar herkes kendini daha çok böyle ortaya koyabilmeye başladı ya. Evet. İnsanlar da böyle insanları daha çok takip etmeye başladı. Evet. Ama bu böyle bir katatoni yaratıyor bence. Yani ben bile izlerken hem böyle bir şey gördüğüm için çok heyecanlanıyorum hem de ben şu an niye böyle bir şey izliyorum diyorum. Bu insanlar kim diyorum. Sonra bu insanlar bu bir geniusluk mu? Yani böyle bir tatlı tatlı mı mi? Yoksa ya bu normal bir şey değil. Ayrıca bu insanların kendini bu kadar ortaya koyması da normal bir şey değil diye. Niye sana bunu soruyorum? Çünkü bunlar çok azdı. Evet. Mesela senin programlarında böyle arada sen böyle tipleri çıkarıyordun. Evet, evet. O böyle haftada bir, evet. ayda bir evet. gördüğümüz, Allah Allah böyle bir insan vardı deyip sonra bizim aramızda konuşup hayal ettiğimiz bir şeydi. Evet, şaka gibiydi. Evet, şimdi benim telefonumu açtığıma devamlı ölüme böyle evet. şeyler düşüyor. Çünkü herkes kaçık taklidi yapıyor. Şimdi bu mesela şey sence abi. nasıl bir tesiri var bunun? Ee işte bu e, yani bir şekilde kendini izlettirmek. Ee, ve kendine takipçi, abone bulmak için e, bunları yapmak zorundasın. Yani şu anda e, influencer ya da fenomen diye baktığımız ve çoğunlukla Instagram aptallığı içinde gördüğümüz tipler de böyle. Yani e, Düşün ki memleketin love to hate, az sayıdaki love to hate karakterinden biri bendim. Yani işte hani e, sinir oluyorsun ama izlemekten de kendini alı, koyamıyorsun gibi hı hı. tipler. Ama ben e, hiçbir zaman ga, e, gayri ahlaki değildim eski tabirle. Ne demek gayri ahlaki? Yani e, işte... Ee, ...çocuklarıyla ilişkisi, e, kocasıyla ilişkisi, karısıyla ilişkisi, anne babasıyla ilişkisi... ...ya da e, işte e, ne bileyim toplumdaki e, konumu açısından filan... ...ben hi hiçbir zaman gayri ahlaki bir tip olmadım ama... E, ...baktığın zaman e, insanlar izlenme yaratmak ve takipçi e, sağlayabilmek için... E, tamamen e, böyle bir toplum e, alışkanlıklarına ters davranışlarda bulunmak zorunda kalıyorlar ya da akla fikre şey sığmayan şeyler delikler yapmak ha, zorunda kalıyorlar. Sanki öyle bir şeye yani, zorunluymuşsun Ya düşünsene bütün oluyor. bütün bütün namuslu kadınlar bu yüzden fahişeleri takip ediyor. <laughs> e, çünkü onları e, bir tür e, e, eğlence buluyor ya da bütün akıllı ve eğitimli insanlar e, kafasız, eğitimsiz e, fakat işte Atıyorum cinsel tercihleri açısından ya da başka bir şey açısından dikkat çekici başka tipleri takip ediyor. Yani sonuçta evet bu bir eğlence. Evet bakmak eğlence ama düşün ki mesela Instagram'ın bana da verdiği ve artık hiç alakadı alakasız olmamın nedeni o. Yani diyorsun ki ben niye her sabah kalkıp aklını yitirmiş bir insanı röntgenliyorum ki? Ya yani niye röntgenliyorum? Röntgenliyorum çünkü. Bağımlılık gibi. Ha çünkü röntgenliyorum yani o benim onu zaten röntgenlememi sağlıyor işte evinde yatak odasında evet. aynasının önünde ee, yok efendim işte niye bunların çocuklarının büyümesini seyrediyorum ki benim zaten kendi çocuğum var hadi ya oradan yürüsün gitsin yani ya da ne bileyim niye felancaların e, de, yemek yiyişlerini seyrediyorum ki. Yani... Ama bu bir bağımlılık gibi yani kendini alamıyorsun ki. Çok ee, evet. evet bir şey. Ama bu, yani, bu iş işte... ben mesela alamıyorum kendimi. Evet. Yani o bir alışkanlık artık yani yatmadan önce ve sabah kalktığımda Instagram'a bakıyorum. Ya bu şuna benziyor işte biz bak şimdi turnedeyiz seninle beraber, beraber. bunu da işte kaçıncı otelimiz bu. Hmm. Ee, bunu da işte sessiz bir ortamda bir otel odasında yapıyoruz bu e, ko konuşmayı. Şimdi kaldığımız otellerde biliyorsun yani e, şehrin içerisinde ve karşımızda e, büyük binalar var evet. ve yani şimdi gece oturup oda ışıklarını söndürüp başka binalarda millet ne yapıyor diye dikizliyor muyuz? işte aynı yani aynı şey yani hani sürekli çünkü YouTube'da ve Instagram'da şu savunuldu yani işte doğal ortamında kendi halinde kendi evinden kendi bilmem nesi işte hiçbir yapaylık yok kurulu düzen yok sunum var, yok falan şey filan bu yani işte sen bunu evinde çek evinin oturma odasında çek evet. bilmem nerede çek ben böyle bir şey istemiyorum ki ben yani bir tür tiyatro gibi Tiyatro gibi nasıl tiyatro dekorunu da e, ona göre yapıyoruz yani olay bir çiftlikte geçiyorsa biz onu evde e, kanepeden <laughs> anlatmıyoruz yani dolayısıyla e, şeydi yani benim dünyam bu bir dekor yaparsın ışık yaparsın e, ses düzeni ve her şey ve her şey güzel çünkü bunların hepsini bir şov olduğunu düşünüyorum ve bütün bu şova uygun olarak e, tasarlaman ve gerekiyor sonu evet bu bir tasarımdır yani e, şimdi bunu nasıl yapacağız yani. e, o zaman yani evde geçen bir şey mesela bütün e, ekonomi ile ilgili ben çok video seyrediyorum işte siyasi ekonomi video falan yani işte arkada vazo duruyor öbür tarafta Tabii. bilmem ne duruyor evet. falan filan ev ortamından sesleniyorum ya seslenme istemiyorum yani ben arkada işte şeylerin borsa şeyler geçmesini seviyordu Ha? İnsanlar bunu çok seviyor. Bir süre sonra sevmeyecekler, evet. Bu iyi de evde filan. Yani hatta i̇şte öyle düşününce televizyonda yapılan şey de bir süre sonra yani sevmeyecekler bunun, yani gibi bir şey oldu ya? Bu mesela şöyle başladı. Hepsi işte bu gözetleme meselesinden bununla ilgili filmleri biliyorsun falan. Sonra yavaş yavaş hani porno sektöründe geçilen yer işte efendim işte. Mesela öğrenci oğlanlar, kızlar falan işte evlerine birkaç kamera koyup falan. Ondan sonra niye e, hep pornodan örnek veriyorsun? Hep örnek ve pornodan örnek veriyorum çünkü niye? aslında bütün yayın teknolojisini porno sektörü e, geliştiriyor. Yani ama ben şu an birkaç şey farklı daldan bahsediyorum. Biliyorum yani. ben yani ama şunu işte işte için anlatıyorum çünkü ben ya, şimdi, yani, şeyi sormaya çalışıyorum gerçekten hepsi. Mesela ben bu bilgiyi bilmiyor muyum? Gerçekten hepsi porno sektörüyle mi alakalı? E Tabii hepsi oradan, yani oradan gelişiyor. Oradan değişim başlıyor. E çünkü Onun izleme izleme hızlarına hep porno sektörü arttırdı. Mesela internet kullanımında. Atıyorum mesela eskiden fotoğraf makinelerinin üzerine taktığımız TTL flashları bile erotik fotoğrafi dünyası geliştirmiştir. Yani mesela fotoğrafıyı ya moda dünyası geliştirir ya pornografi dünyası ee, geliştirir ee, ya da mimari e, dünyası geliştirir. Onun dışında mesela belgesel fotoğrafçılık fotoğrafçılığı geliştirmiyor mesela Çünkü Çünkü niye bu yayıncılıkta e, e, <laughs> sektör, Şeyin ihtiyaçlarına göre en çok kazanan yani genel olarak sektör en çok kazanan sektörlerin ihtiyaçlarına göre gelişiyor. Şunu söylemek istiyordum lafımı bitireyim. Yani öğrenci çocuklar bilmem falan dikkat et porno yıldızları değil. Hı. Yani böyle para kazanmak isteyenler evde mesela evde çeşitli yerlere daha ilk bu küçük kameralar falan evet, çıktığında onları koyuyorlardı. Mesela sen bir insanlar birilerini seyrediyorlar diyor ki kız yatak odamı da e, görmek istiyorsanız kredi kartı basın filan diyor şimdi bak buradan buradan <laughs> Doğru, bir sürü evet, televizyon bir şey vardı. vardı bir sürü televizyon programı e, üredi buradan işte o bizlere yayınlan evet, BBG evleri BBG bilmem neler falan filan evet. Yani bunlar aslında e, şey yapıyor ama bu dikizleme işinin, artık herkes açısından bir doyuma ulaştığını düşünüyorum. Yani e, yani şey gibi hayvanat büyük bir hayvanat bahçesinin içinde dolaşıyor gibiyiz. İşte şurada leylekler var, şurada şempanzeler var, burada işte e, kırbaç kuyruklu bilmem falan. Yani dolayısıyla e, bu daha fazla devam etmeyecek benim gördüğüm kadarıyla. Ha şu var. Dijital platformlar evet ama bu dijital platformlar ya yani insanlar YouTube'dan çıkacaklar çünkü YouTube'dan istedikleri etkiyi sağlamak yani çıkacaklar derken şöyle, daha bir sonraki aşamaya mı geçecek? Bir geçecekler? sonraki aşamaya geçirecek Yani artık mesela bir sürü YouTube diyebiliriz ona. Çünkü Hı. aslında kimse YouTube'un algoritmasından memnun değil. Kimse YouTube'un ödediği paralardan da memnun değil. Başka bir yer yok. Başka bir yer yok. Mecbur herkes orada olmaya. Mecbur. Ama bunun yanında mesela işte dünya ölçeğinde Amazon, Disney ya da işte hepsinin buna girmesi, Apple, paralel bir şeyler çıkacak. Çok daha fazla çıkacak. Yani şöyle söyleyeyim sana nasıl YouTube bütün yayıncıları böyle bir evet. Demokratik bir ortamda yaydı yani şöyle düşün e, eskiden e, şehrin ortasında büyük bir medya binasından yayın yapılırken hı hı. Amerika'dan bahsediyorum Türkiye'de değil Türkiye'de hep şehrin dışına atmışlardı biz sanayiymişiz gibi demir çelikle uğraşıyormuşuz gibi ondan sonra nasıl e, e, bir tane büyük bina vardı. E, dijital platformlar o büyük bina yıktılar. Şimdi her evden yayın yapılıyor. Eskiden bir büyük binadan yayın yapılır, bütün evler izlerdi. Şimdi bütün evlerden yayın yapılıyor ve bütün evler izliyor. Dolayısıyla e, şimdi YouTube ama yine bir büyük bina olarak duruyor. Bütün bunları. E, e çünkü başka bir şey yok. Evet. Daha. Şimdi bir sürü YouTube düşün, bir sürü platform düşün. Ve abonelik ücretleri çok düşecek, aşırı de derecede e, düşecek, bedava olacak büyük ihtimalle şeyler yani şu anda bizdeki işte Puhu gibi e, evet. ondan sonra e, Blue TV gibi falan şeyler onlardan çok fazla çıkacak ve bir süre bu abonelikle fırsat bir şey bulacaklar sonra... İşte sonrası reklamcıların işi çok zor. Sen mesela bu kadar bilgiyle televizyon programı yapmaktan hala keyif alıyor musun? Tabii ki alıyorum çünkü ben hala merkezde duruyorum. Merkez medyada duruyorum. Merke... Hayır, yani senin aslında yani Okan olarak ben hala işte muhabbet kralı, uykusuzlar. Evet. Ama çünkü onların Biz o formatta televizyon programı yapmaktan memnun musun yani? Memnunum. O çünkü orada e, dijitalde de <laughs> dijitalde de yayını var. Ama şimdi mesela e, e, dijitaldeki yayınları acaba e, kapatalım mı diye düşünüyorlar bizim televizyondakiler. E, çünkü orada çok izleniyorsun diye. Çünkü orada çok izleniyoruz ve Biliyor. bir bir yandan da hani şöyle kapatalım mı değil aslında e, koyalım ama daha geç koyalım. Yani ertesi gün koyalım, daha ertesi gün koyalım, bir şey yayınlanmış olsun çünkü e, bu sefer şey çizlenmiyor. Yani her evde hasbel kader bir monitör var ama o monitöre bakan yok. Yani Senin yaptığın pro yani şimdi tekrar e, yeni başladığım programda özellikle muhabbet kralından her söylediğin çok fazla ya muhabbet kralındaki konular Hı -hı. daha spesifik, daha işte seçili, Hı -hı. her hafta başka bir şeye ait falan. Hı -hı. Ee, ...çok olay olmaya başladı. Bu neden sence? E, yanlış anlaşmalar oluyor. Hayır ama ha. yani bu başka türlü bir dalga var şu an. Yani eskiden de çok olaydı ama bunların hepsinin bir sebebi vardı. Yani eskiden bir programı bitirmek için bir masayı kesersen canlı yayında... tabii çok hani, olay olurdu. Ha. Ya da işte en eskilere gidince her programın başka bir özelliği vardı. Ha. Ama... E, Şimdi ondan çıkıştı da e, başka bir rüzgarla olay oluyor gibi. Neden? evet. şöyle bir şey oluyor. Bir de kendi alışa geldiğimiz linçimiz, linçimiz içerisinde mesela şimdi özellikle niye ama şu aralar sen seçildin? Ya işte bu babalarla ilgili, çocuklarla ilgili bir şeyler söylemiştim. Ondan önce başka bir şeyler söylemiştim falan. Yani bu özellikle hafta sonu linçlerinde demek ki ortada fazla linç yapacak bir durum yok. Ee, yani o Twitter linci zaten bahsettiğimiz şey. E, Twitter'da bu linci gören e, kimi konvansiyoneller yani işte magazin habercileri filan alıp koyuyorlar. E, yani aslında bir numara yok onlarda. Ben onlara yanıt bile vermiyorum. Yani yanıt vermenin de çok salakça olduğunu inanıyorum. Yani, yani içerik olarak birisi katılır, birisi katılmaz. Ya da bazen yanlış şeyler de söylüyor olabilirsin zaten. E tabii dur canım. Niye söylüyorsun? Yani hepsi doğru diye ya da çok mantıklı şeyler söylüyorsun anlamında değil. Ama Başka türlü yani yine bunu dedi gibi yani şu an böyle bir tatlı böyle bir rüzgar <laughs> var yani. Hani Hı. şimdi başka bir programda başka bir şey olursa bir doktorla ilgili bir şey söylersen o da öyle olur. Hı. E, demek ki mesela işte YouTuberlardan daha fazla bir etkisi var. Bu da onu da gösteriyor yani konvasyonelde yapılan bir işi. Peki bir şey soracağım. Dikkat çeken insan olmak için yani zaten bir insanın senin mesela sen anlattığın kadarıyla çok... İddialı insanlar var hayatında girip çıkmış İşte mesela annen senin anlattıklarında işte onun kendi hayatı, seçimleri çok tatlı, çok iddialı, farklı başka bir yerde yani. Ee, Zeylerberg Soy var, Mehmet Ulusoy var. Sen böyle insanlarla hep yak çok aşırı yakın temasta hayatını geçirmişsin ya mesela bu insanlar ben şimdi dönüp baktığım zaman işte Mehmet Ulusoy deyince acayip iddialı bir adam Mehmet Ulusoy yani sadece iş Mesle olarak mesleğinde iddialı ama insanlar ya mesleğinde ee, ama tabii <laughs> hayatında da ama evet yani ama böyle bir ya, tabii ki karizmalar karakter olarak tabii söylüyorum. ki karizmalardan söz ediyoruz aslında bunların hepsi karizmalar çünkü zaten iyi bir sanatçıya baktığın zaman yani daha doğrusu sanatıyla hayatı bir arada yürüyen sanatsal tercihleri hayatını da çok fazla etkileyen kendisini bir işi yapmaya adamış insanların hepsi çok karizmatiktir. Bunu beyin cerrahından işte bir mü, çok yaratıcı bir mühendise ya da bir ressama ya da ne bileyim bir çok iyi bir marangoz mesela. Yani hep bunlar enteresan tiplerdir yani kadın ya da erkek. Ama ben merak ettiğim şu yani bir insan da öyle bir karizma içinde öyle bir şey varsa mı o insanların yanında durabilir yoksa böyle insanlarla vakit geçirdikçe mi? Öyle bir insan olur. E vakit geçirdikçe aslında öyle bir insan oluyorsun. İşin doğrusu o. Yani vakit geçirdikçe olacak. Yani yoksa e, bir asker çocuğu olarak yetişip daha sonra... E, ...askeri akademiyi bitirip, o orduya girip bir e, şey olsan, e, askeri hiyerarşi içerisinde bir tip olsan... E, ...orada da bir karizma olabilir tabii ama o karizma herhalde bir e, operasyonda ya da savaşta ortaya çıkar. Yani bir bir şey, önemli bir şey de ortaya çıkar. Ama onun dışında e, bir kere sanat, sanat insanların kendilerini... E, çok geniş şekilde ifade edebilecekleri hatta şımarabilecekleri deli dolu yaşayabilecekleri bir alan sanat. Yani bir bankada çalışsaydık sen ya da ben böyle tipler olmayacaktık yani. Banka içerisinde evet esprili tipler falan olurduk yani. anne hani bil mesela işte daha iyi las fıkrası anlatan filanca filan olurduk ama böyle Sen olmazdı. mesela Mehmet Usoy ile ona asistanlık yaparken geçirdiğin e, vakitleri ve işte onunla beraber bir sürü maceralarını evet. anlatmıştın. Evet. İşte prova süreci sonra hmm. çıkıyorsunuz hmm. işte bir bara gidiyorsunuz hmm. o zaman neydi o var bütün oyuncuların gittiği ee, sıra evlerde e, hala var orası sinema severler Derneği Arif mesela. Ha, işte yani, herkes mesela. Orada, Ama orada da herkes tabii ki çok e, çok hoş insanlar vardı Türkiye'nin çok önemli aktörleri yazarları şairleri, ressamları oraya geliyordu. Hakikaten kafanı nereye çevirsen yani şöhretli olmaları değil burada. Bak şöhret de hiç ağzından şöhret lafı o yüzden çıkmıyor yani. Şöhret değil. Şöhret nedir yani? Şöhret ama bir de hiç bitmeyen, geçmeyen bir şöhret var. Yani sürekli ki bir önceki neslin aslında şöhretlerinden bahsediyoruz. Yani üretmeye devam eden. Yani gündeme gelmekten başka çaresi yok ya. Bir tiyatrocu nasıl gündeme gelmez ki? Yani gündeme gelir. Yeni bir oyun yapar gelir. Yani oyuncu olarak ya da yönetmen olarak. Ya da bir ressam da sürekli gündeme gelebilir. Herhangi bir performans sanatçısı da tekrar tekrar gündeme gelebilir. İyi bir doktor da tekrar tekrar gündeme gelir. Sen peki o dönem orada olmaktan memnun muydun? Yok. Niye o zaman mesela çok az kişi biliyor senin böyle bir tarafının olduğunu? Niye söylüyor, o sadece söylüyor. oyunculuk anlamında söylemiyorum. Yani bu insanlarla, o dönemin o dalgasıyla beraber vakit ama, ve uzun zamanın öyle geçtiğini niye bu az ama, biliniyor? E, yani ana anlatmıyorumdur herhalde ya da ancak bir prova sırasında anlatıyorumdur ya da ne bileyim e, televizyonda televizyonda böyle şeylerden bahsetmiyoruz. Yani biz ancak hani e, şöyle, şöyle bir şey var mesela yani. Ee, insanlar tanıştıkları zaman e, bir de şeyi soruyorlar değil mi sen işte nerede okudun ne yaptın hı, hani memleketin hı. neresi filan ondan sonra hep böyle bir e, birbirlerine yaklaşabilmek için ya da güvenebilmek için e, ortak şeyler ararlar. Yani bu aynı köfteciye gitmek, aynı il, ilimizde doğmuş olmak, e, benzer arkadaşlıklar okul arkadaşları. Aa sen onu tanıyor musun bunu tanıyor musun falan. E, benim için böyle bir şey geçerli değil ki. Yani sonuçta ben böyle bir şeyleri ifade etmek zorunda değil yani. Ben senin bir arkadaşınla benim de arkadaşlık etmiş olmamın e, sana ve bana hiçbir yararı yok ki yani. Dolayısıyla bunu söylemenin yani ya, televizyonda de... bir <laughs> Hayır ama genelde kendi hayatından çok örnek vererek bir şeyler paylaşıyorsun ya yani eski programlarında da öyleydi hala öyle yani ya televizyonda ben, da bunu mesela bir şey anlatırken biriyle bir şey konuşurken ama genelde bunu da mesela televizyonda anlattığım zaman yani e, d, 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 yani hiçbir zaman işte bu bahsettiğim yani Zeliha Berksoy'dan ya da Mehmet Ulusoy'dan ya da e, çok sevdiğim işte abiler, mentorlar bu gibi insanlardan bahsetmiyorum. Çünkü televizyon asla benim Serdar Ortaçlı arkadaşlığımdan daha çok bahsedeceğim bir yer. Yani oradaki dalga geçen dünya... Yani bunu sen yönetebilirsin. Niye böyle bir şey var? Yani çünkü bu söylediğin toplu bir kural var ve onun içinde hareket etmek gerekiyor gibi bir şey. Niye bunu sen yönetmiyorsun? Yani çünkü ama şey... Televizyon da kendisine göre aslında bir nasıl söyleyim bir ucuz dünyadır aslında bir tür televizyon yani televizyon şovları aslında ve o o dünyaya pek şeyleri bulaştırmak istemem benim için önemli ve ciddiyetini koruyan insanları bulaştırmak istemem. Yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani daha... Iı, Niye ıı, böyle bir ayrım yaptığımızı anlamıyorum ben şu an. Hmm. Yani sen nasıl ifade edersen o şekilde asla, asla anlamlı olur ya. Yani bu e, evet. çok ucuz bir şekilde de ifade edebilir evet. bir insan. Ya da ama işte yani, nerede nasıl anlattığın. Ama genelde benim programlarımda ben her şeyi ridikülize ederim bir tür. Yani onları biraz şey yaparım daha nasıl söyleyeyim yani bir şeylere değer kattığımız bir dünya değildir yani şakalarımız filan hafiftir aslında yani koyu koyu sanattan söz etmeyiz mesela televizyonda ve çok kolay algılanabilir şakalar yaparız ve sonra ...ne yaparız, amacımız nedir? Mesela benim televizyon programlarımda bana gelmiş bir adamın... ...yaptığı bir filmi... ...işte kitap, bilmem ne falan filan... ...bu gibi şeyleri ortaya çıkarmaktır. Yani bir tür promosyon görevimiz var işin doğrusu. Bu Amerikan şovlarında da böyle, Türkiye'de de böyle, dünyanın her yerinde böyle. Ama bakarsan mesela ben kitap yazmış insanlar çıkarıyorum e, programa. E, 25 seneden fazla zaman oldu bu, bu kadar zaman içerisinde herhalde benim de kitaplarını okuyabileceğim çok az insanı çıkardım. Ama genelde bir sürü işte kişisel gelişim kitabı yazmış bilmem ne falan. Gündemle alakalı zaten. Yani Hı, evet olsun. ama zaten o ee, şey bir dünyadır. Yani alelade bir dünyadır zaten o. Yani alelade bir dünyada işte e, kişisel gelişim kitabı yazmış bir adam ya da kadın e, o kitabı tanıtmak için e, canını burnuna takmış falan filan. Yani e, bu, bu, buradan bir eğlence çıkıyor ortaya ve bu mediyok bir eğlence yani burada bir medyokrasi var yani medya dediğin zaman bütün dünyada aslında e, medyokrasi ne demek medyokrasi yani işte bu bütün bahsettiğim dünya yani bu genel geçer ve ucuz ve değersiz olan her şey bu medyokluk ortalama ortalama alelade demek ama yani. o zaman sen kendi izleyicine de ortalamasınız ben de ortalama bir şey yapıyorum hayır televizyon yaptığımız yaptığımız şey tercih yap, ettiğiniz dışında bir ortalama bir durum var ya, yap, yaptığımız şey ee, bu aleladelik ve sıradanlık içerisinde bir şey yapıyoruz. Onun yanında, onun yanında, e, onu o e, benim yaptığım şey, bugüne kadar insanlara farklı gelen şey o oldu. Yani ben e, bütün bu medyokrasi içerisinde bir tane parıldayan bir şey de sundum. O o düzen içerisinde. Yani çünkü ya bütün dünya televizyonlarında böyledir. Yani çok ee, de, ...televizyon yayınları e, işte baştan itibaren çok sağlıklı olarak kurulmuş. Mesela ben Fransız televizyonlarını beğeniyorum. Mesela çok dilinden alma, anlamasam da Hollanda televizyonda ne yaptıklarını biliyorum. Ya da kuzey ülkelerine gittikçe biraz daha entelektüel seviye daha da artıyor e, yayıncılıkta. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde öyle değil. Çok fazla insan yaşıyor. Ve genelde dinleyici tamamen bir aptallık dinliyor ya da aptallık izliyor evet, televizyonlarda. Evet çok sıkıcı genelde yani, çoğu. Evet ama biz mesela e, yani bu demek değildir ki İsveç televizyonu ya da Fransız televizyonu sana sürekli e, çok kültürel şeyler sunuyor. Hayır bir program vardır işte 15 günde bir haftada bir yayınlanır falan o iyidir yani o sağlam derin bir şeydir. Nedir mesela o bir edebiyat ama programı Ama bizim alışmadığımız yani, bir şey ya değil yani bir show programı bile bir yerden sonra sıkıcı ya, geliyor ya da ya da bir ya da bir belgeseldir mesela çünkü bu gibi e, şeylerin bu gibi e, medyaların insana arkadaşlık etmek, can yoldaşı olmak, sıkıntısını gidermek, işte e, evden çıkamayan yaşları ev içinde eğlendirmek, çocuklara e, sabahları <laughs> sab evet ama öyle öyle <laughs> sabahları işte çizgi filmler yayınlamak işte aşk Saba acısı. Sözün çok aşırı keyifle izleyen insanlar ne hissediyor mesela ben onu merak ediyorum yani. Ama ben bunu yani. Ama ben çok başka bir kafayla izliyordum, dinliyordum, kendim çok iyi hissediyordum filan yani deyip şu öyle an böyle. Değil. Ya ama ben bin yıldır bunu söylüyorum. Televizyon yaşlılar, çocuklar ve hastalar içindir diye. Yani e, şimdi benim e, yani hep çok duyuyorum şimdi işte seninle büyüdük seninle büyüdük hmm. falan filan. Yani <laughs> benimle büyüyen adamlara bakarsan peki siz nasıl bakıyordunuz? E, Bana bakmıyorduk diyorlar çoğunlukla. Nasıl? Yani evde bir televizyon vardı ya da yurtta. Yurt oradan duyuyoruz. Bir, işte. Oradan ders çalışırken bir yandan dinliyorduk. Çünkü o programlar uzun sürüyordu. Ve bir yandan, yandan bir yerden ninni olarak geliyordu yani. Yani YouTube'un olmadığı zamanlarda bile bunlar genelde dinliyorlardı, izlemiyorlardı. Yani tam olarak seyretmiyorlardı, seyretme eylemini yapmıyorlardı ve bunlar akıllı çocuklardı. Yani adam işte e, mimarlık fakültesinde şeyleri varken, proje çizerken bir yandan da orada televizyon açık ama bana bakmıyor ki. Projesine bakıyordu yani. Bütün bunları hiç konuşmadığın arkadaşlarım var mı buluştuğunda? Bazı e, şeyleri konuştuğum e, insanlar olabilir. Mesela işte belki gitarlardan ve gitar amfilerinden konuşuyoruzdur. E, i̇şte belki fotoğraf makinelerinden konuşuyoruzdur. Yani bu erkek oyuncaklarından yani bana göre biraz daha tabii sofistike erkek oyuncaklar bunlar. Ama mesela birileriyle oturup tabancalardan konuşmuyorum ya da ne bileyim mesela arabalardan e, ya da yani... eee şey e, kime arkadaşlarım var sadece hastalıklardan konuşuyoruz çünkü beraber yaşlanmışız. Peki böyle yani. bir arkadaş grubun var mı Hı -hı. rutin görüştü ya da mesela WhatsApp grubunun olduğu bir arkadaş grubu falan yok çekirdek bir tayfa Hayır yok genelde genelde e, özellikle kızlar bana bunu çok söylüyor senin niye çok yakın arkadaşın var? bir sürü çok yakın arkadaşım var bir sürü çok yakın arkadaşım var e, ama bunlar bir araya gelebilecek tipler değil yani birbirinden çok farklı tipler yani dolayısıyla bir tanesiyle yaptığım şeyleri diğeriyle e, yapmama olanak yok onun için de aslında kısıtlı bir çevrem yok aslında çok geniş bir çevrem var ve e, zaman zaman yoldaşlarım oluyor ki bu yoldaşlarım da çoğunlukla beraber çalıştığım insanlar oluyor ve bu beraber çalışma içerisinde de şanslıyım çünkü ben onların ya e, patronu oluyorum e, ya e, işte şey oluyorum ee, nasıl söyleyeyim sanatsal arkadaşlar oluyor. Bir de efendim. okuldan arkadaşlarım var Okulda Galatasaray'dan arkadaşlarım yani. Ama yok çok yani orada da Arkadaşlar oradaki güzel taraf şu. Hepsi e, e, kaldığın yerden başlayabilme. Herkes çok sever öyle arkadaşlıkları. Yani kaldığım yerden başlıyorum. Tekrar aradaki hikayeleri anlatmam gerekmiyor. Filan gibilerden. Hakikaten e, öyle arkadaşlarım var. Birbirimizle çok mutlu oluyoruz. Yani bir arada oturup. Yani bir şey özel şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz değil. Benim böyle ava gittiğim arkadaşlarım ya da spora gittiğim arkadaşlarım filan yok. Yani e, onların çoğunun ne yaptığı şeyleri. Ne yaptığın önemli değil. O senin kendi hayat şekline göre ne yaptığın değişir ama böyle bir yani gördüğüm kadarıyla ya şu benim arkadaşım böyle birkaç tane olur ya işte hmm. benim yok yani çat ararsın hadi hemen bir yemek yiyelim dersin Onunla böyle bir yok ama bu daha çok yardır, konuşmak ben, istersin evet, bu, bir şey içelim dersin bu galiba daha çok kadınlarda var yani geçmişten e, arkadaşlarda de var ben erkeklerde de var ama sende hiç böyle bir şey görmedim mesela ondan. yok evet yani. O yüzden Galatasaray Lisesi dedim çünkü genelde hani evet. oyunlara gelen, evet, bir şey var, olduğu var zaman gelen var. yani o bir aynı kitle var onlar mutlaka senin... Yanında hep öyle şeyler. Evet ama onlar onlarla yaptığım şey bir tür işte can yoldaşlığı ve beraber yaşlanan arkadaş gibi işte kalbin nasıl. E... Bu senin peki bir karakter özelliğin mi? Yani hep mi öyleydi? Lisede de mi öyleydi? Lisede de böyleydim. Lisede de e, hani gruplaşmalar olur ya. O gruplaşmalar içerisinde ben birçok grupla beraber dolaşırdım. Hatta e, gruplar başka grupları. E, ...kıskanırlar ya da sinir olurlardı. Yani sen şimdi gidip niye bu çocuklarla da... ...takılıyorsun... E, ...gibi bir şey olurdu. Yani ben de hayır... ...ben orada da takılıyorum, burada da takılıyorum. Çünkü genelde gruplaşmalarda... ...liderlikler olur. E, liderliklerde de sorumluluklar olur. Ve lüzumsuzluklar olur. O lüzumsuzluklar da sürekli birbirini sorgulayan ya da birbirleriyle ilgili dedikodu yapan insanlardan söz ediyorum. Bu aslında büyük bir vakit kaybıdır hayatta. Bir insanın kişilik özellikleriyle bu kadar uğraşmak zaten sonrasında ortaya çıkan evlilik ya da uzun süren <laughs> sevgililikler dediğimiz şey zaten iki insanın sürekli birbirini didiklediği, eleştirdiği ve e, ifrit olduğu bir şey oldu yani problemlidir ilişkiler. E, en azından bunu sevişeceğim insanlarla yapayım ya da düzenli olarak sevişmek istediğim insanlarla yapayım. Niye diğer arkadaşlarımla da aynı şeyi yapıyorum? Niye de onlarla da bir şeyleri didikliyorum falan filan? Yani hani. Peki bu hep insanların değişmesi merak mı yoksa sıkılmak mı? E, benim fazlaca hızlı ilerlemem. Yani Nasıl, ben etrafındaki hı... insanlara göre mi? Evet. Yani ben Nasıl, hiç şu ana kadar seni yakalayabilen insan olmadı mı? E, olmamış demek ki. Yani e, fazla hızlı ilerliyorum. Hızlı ilerliyorum. Yani bir yerde durmuyorum ben. Çünkü yaş gruplarım da farklı. Aynı yaş grubuyla da arkadaşlık etmek istemiyorum mesela. Çok genç ya da bir anda o, o, o onlara göre çok daha yaşlı bir adam, kadın falan filan. E, Kızıma bakıyorum, kızım da Şimdi aynı, onu kızım bende. da aynı Mesela şeyler İstanbul yapıyor. İstanbul'un öyle olmasını Aa, ister misin? Yani diye? bilmiyorum ama öyle davranıyor, benim gibi davranıyor. Mesela işte diyelim ki kayak yapmaya gidiyoruz ya da e, denize girmeye gidiyoruz. Arkadaşlarına bakıyorum, kendi yaşındakilerle takılıyor, sonra gidiyor kendi yaşından baya birkaç yaş büyük olanlarla. E, takılıyor. takılıyor. Sonra gidip kendisinden küçüklerle oynuyor, onları oynatıyor, bilmem ne yapıyor filan. Yani bir yerde patronluk yapıyor, bir diğer yerde e, juniorluk yapıyor, çıraklık yapıyor, aslanlık yapıyor neyse. Kendi yaşlarında da, kendi yaşlı işler yapıyor. Ama bakıyorum ki sürekli aynı yerde, aynı yerde, aynı gün içerisinde e, yaş olarak birbirinden çok farklı insanlarla. ...gezip tozuyor yani. garip. Onun şey. peki böyle birkaç tane çok yakın senin bildiğin arkadaşı var mı? Yok. Garip ki yok. Garip ki yok, garip ki mesafeli. Mesafeli. Çünkü kendimde gördüğüm şeyi kızımda da görüyorum... ...şey çekmek istemiyor. Yani bir bir noktadan sonra kapris çekmek istemiyor. Ben tamam, de kapris çekmek istemiyorum. Bunu hissetmek istemem. için çok küçük İstanbul. Bilmiyorum niye böyle. Yani yap sen böyle bir şeyi mesela şimdiden bakıp söyleyebilirsin ama Hayır hayır o da o da öyle yani. Bunu böyle bir şey hissetmesi bana, için Bana anlattıklarından onu anlıyorum yani. E, bunu birkaç kere e, bunu birkaç kere yaptı. E, ne yaptı yani? Hatta e, senin de olduğun Bodrum'da prova yaptığımız dönemde mesela e, bir, bir kendisinden birazcık daha büyük bir kız vardı. Bir arkadaşıyla beraberdi. Arkadaşıyla beraberdi. Sonra belki hatırlarsın yemeğe gitmiş. Bir anda dedi ki bana ben artık onu görmek istemiyorum. Nasıl görmek istemiyorsun ya? Bundan sonra hiç mi görmek istemiyorsun? Hayır hayır bugün artık onu görmek istemiyorum. Neden peki mesela sormadın mı Sormadım. yani ne oldu bir şey mi oldu? Hayır sıkıldım dedi, bilmem dedi. Belki kız diğer kız arkadaş ya ki bundan büyüktü. Belki biraz hani kaprisli davrandı. İşte var ya çocukların arasında böyle şeyler olmaz mı? İşte niye şuraya geldi, yani niye öyle şunu yaptı. Tabii, tabii. Bir şeyine ya, kızar. sinir olur. Hani basit basit Belki kaprisler. Kıskanır. Basit yani. kaprisler ama bunu genelde e, kızıma baktığım zaman bu onun bir şikayeti yok. Mesela şöyle şikayetlerde bulunmuyor genelde o yaşına ya yani 10 yaşındaki kızların yapabileceği gibi şeylerden şikayet etmiyor. Yani demiyor ki mesela işte benle oynuyordu. Beni bıraktı gitti. Öbürüyle oynamaya başladı. Ben de çok kızdım, ağladım ya da işte gittim onda bunu sorguladım. Hayır. Bu genelde bu genelde benim kızla ilgili oluyor. Yani gidip başkasıyla oynamaya başlayan. Yani, yani o yüzden sıkılıyor ya ve bu başka ve, birine. Ve kapris yani kaprisi yapan hep başkası oluyor. Yani benim benim hayatımda da öyle. Yani mesela ilişkilerimde de öyle. Yani ben de kıskançlıklar yapıyorum. Kıskançlıklar yapıyorum hatta e, artık yaşım da iyice büyüdü yani e, kıskançlıklarımı çok azaltmaya çalışıyorum. Aptalca şeylerden kıskançlık yapmıyorum. <laughs> yani ne demek aptalca? Şey? Kıskançlık zaten aptalcadır yani ama belki biraz daha hani e, hani zaten mantıksızdır. Bunun aklı ya da mantığı olmaz ama ne bileyim daha efendi olmaya çalışıyorum e, diyebilirim ama mesela... ...ilişkilerimde hep gördüğüm şey bir yerden sonra hep nefes almaya çalışıyorum yani onu 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 hissediyorum. Peki hiç insan kıskanır mısın yani kadın hayatındaki kadını kıskanmak değil de bir insanı işte bir yaptığı bir şey yüzünden ya da yo, yo, yo. senin yapamadığın bir şey yüzünden ha, herhangi bir sebeple ya. Yani? Bir dakika bir dakika yani üretim açısından yani söz konusu olan sanat olduğu zaman hakikaten ağır kıskançlıklar duyuyorum ve bunu da bir şekilde Burada hep e, akıllı durabilmek için de bunu söyleme yoluna gittim. Baştan itibaren bütün arkadaşlarıma yani çağdaş ya da çağdaşların ya da arkadaşların diyebiliriz. Mesela bu işte şovmen olabilir, sinemacı olabilir, tiyatrocu olabilir, e, yazar olabilir, müzisyen olabilir, e, fotoğrafçı olabilir, e, atıyorum bir reklam yönetmeni olabilir, başka bir şey olabilir. Bütün bunlara dedim ki ya bayıldım, çok kıskandım. Niye ben böyle bir şeyi akledemedim diye çok çok e, köpürdüm e, ve sana hem kızdım hem sonra da büyük hayranlık duydum yani buradaki bunları e, söylediğin zaman söylediğin zaman o kadar iyi arkadaş olabilirsin ki. O kadar iyi arkadaş olursun ki. Yani bir anda evet. Yani çünkü şeyini kıskanmıyorsun. Yani senin ne güzel burnun var, ne güzel kıçın var, ne güzel Hiç bacakların var. öyle şeyleri var. kıskanmadın mı peki? Yani fiziksel Aa. olarak olabilir ya da bir yere girersin. Mesela bir adam gelir ve daha dikkat çekicidir. Konuşması olabilir, anlattığı şey olabilir. Ee, ne bileyim. Tavrı olabilir. Hayır. Her şey olabilir yani. Hayır. Yani, yani bilmiyorum hakikaten bu Allah Allah bu kim ya bir dakika dediğin mesela hiç olmadı mı Evet ama be benim bunları bütün bu bunların yani tut, mümkün mü hala başıma gelir yani mi? ama bunları törpüleyecek törpüleyecek ve tatmini ...sürekli ve her gün bulabilme... ...olanağım oldu. Nedir tatmini? Yani bir diyelim ki... ...bir yerdesindir. Çok yakışıklı... ...hoş bir herif gelir. Ee, e, ben de böyle olsaydım... ...niye ben böyle olacağım ki? Yani ben... ...yani iyiyim. Hani ergenliği de atlattım. 55 yaşındayım. Çok geride kaldı. Yani niye o adam gibi olayım ki? E mesela o adam kadınlardan ilgi görüyordur. E ben zaten görüyorum. O adam beni kıskanıyor. Yani... E, ...böyle böyle şeylerim var yani hatta işte öyle komiklikler yapıyorum şimdi bugünlerde mesela şey diyorum sürekli işte bu Can Yaman diye bir <gülüyor> genç, <gülüyor> bile genç e, yavrumuz var <laughs> evet. dünya güzeli bir yavru böyle hoş bir herif falan filan mesela e, e, hani mesela ben bu esprileri yaptıkça biraz işte Twitter'da falan evet. gördüm. ne ya kıskanıyor musun falan? Ha kıskanıyorum. Ha inandın mı? Hani öyle bir şey lan. Niye kıskanayım? Kıskanmıyorum tabii ki yani. Fakat e, öyle bir hani yakışıklılığıyla yakışıklığıyla yakışıklılığıyla işte kızlar koşuyor imza alıyor falan yani yakışıklılığıyla öyle bir fenomen olmaya çalışıyor ki çocuk ya da çevresindeki belki çocuk bir kabahati yok çevresindekiler onu bu konuda öyle bir pohpohluyor ki yani çocukta da bir sıkıntı var bence yani ben, bu bunları okeyleyip şeyleyip olmaya, yani Olmayabilir. Olmaya bilir. bana bunlara inanıyor olması bana, zaten. Evet, evet. <laughs> Ama bir bu bir promosyon çalışması evet. evet, işte evet yani. Gayet kabul güzel. Ediyorum. Gayet güzel yürütüyorlar. İşte Twitter'da evet. e, yüzlerce İtalyanca hesap açtırılmış falan filan bilmem ne. İşte sürekli e, tweet atılıyor. İşte İtalya'da bir şeyler organize ediliyor. işte çocuğun tamam. koşuyorlar falan. Hepsi çok güzel. E peki benim burada kıskanacağım nedir? Yani herif çok sağlam bir rol oynar. Anlatabildim mi? Ya da işte ne bileyim bir şey yapar ne bileyim yani bir resim yapar ya da bir şarkı söyler ya da işte oyuncuysa işte oyunculuk yapar falan. Ya bu budur. Ya beni şu anda ilgilendiren şey bu. Yani niye bu kadar güzel bir şeyi akledebildi? ve bunu ya mesela bir yazarı kıskanırım. Yazarı kıskanıyorum. Kıskanıyorum yani. Yaşıyor ya da ölmüş olması fark etmiyor ve diyorum ki kendi kendime niçin ben de ne ararsın yazarlıkta niçin ben de böyle bir e, Öykü anlatma kabiliyeti yok dersin, niye bu kadar iyi kelimeler seçebiliyor dersin, nasıl bu kadar sabırlı olabiliyor dersin, ee, nasıl yapıyor, nasıl böyle bir şey öğretiyor. Bir ressamı kıskanırsın, bir heykeltıraşı kıskanırsın, çok iyi espriler olan bir komedyeni kıskanırsın, çok iyi bir filmde çok iyi oynamış bir adamı kıskanırsın. Evet ha. ama hayatta da hep böyle bir yerden bakmadığımız zamanlar olur ya yani bir gün bir partiye gidersin. Evet. Bir bakarsın ki yani her şey senin için çok iyi giderken biri girer. Evet. Yani benim için de aynı şey. Bana geçer. kimse girmiyor abi. Bir an ay, ortama biri girer ve böyle bir şey E gelmiyor öyle bir tip. Ele alır. Ama senin hemen mesela kafan hızlı çalışmaya başlar o sırada. hani Ve içgüdüsü olarak sen de başka bir yerini hemen öne çıkarırsın. Yani bu kadında da erkekte de böyledir. Bende yok. Bende yok. Çünkü ben. Çok Nasıl çok... yok? Bazen öyle ortamlarda ben bile şahit oluyorum yani. Ne mesela? Sen mesela hop hemen bir şey anlatarak. Evet. Ortamı almaya çalışıyorsun. Ne zaman oldu bu? Tabii canım. Hadi ya, yani, evet. yakışıklı bir adam mı gelmişti? Yani bir şekilde orada Ne zaman ortam... bizim yanımıza benden daha yani... yakışıklı bir adam geldi? İyice... <laughs> İyice kafayı üşütmüş. <laughs> İyice kendinden geçmiş. Zaman şu an. <gülüyor> <gülüyor> yani. yani bir şekilde sohbet başka bir yere döndü, bir ilgi alanı değişti falan. Oradan mesela hemen Okan'ın herkesin dikkatini çekebilecek... Ee, hemen oradan hmm. da böyle tatlış tatlış örneklerle devam edebileceği bir hikaye anlatmaya başladığını duyarsın mesela. Sonra böyle hatırlıyor musun? Yavaş yavaş bir kişi bir kişi kaybolmaya başlar ortamdan. Sonra kafanı bir çevirirsen. Okey tamam Okan e, şu an. Evet tamam buna bir dakika bizim, tamam. şey yani Evet bunu tamam, tatlı bilerek bir kız, yapmıyor evet, olabilirsin. bu çok, abi, çok güzel bir kız gözlemi bu tamam. Ama böyle bir refleksin var ya. Yani. Yok aslında. Var. Yok. O zaman hayır. Bütün bunlar bizim prova dönemimizde olduysa şu nedenle olmuştur. Çünkü ben beş tane kızla çalışıyordum ve tabii ki orada bir şirinlikler, tatlılıklar ve kurabiyelikler halinde dolanıyordum ortada. Tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Tabii bunu yapmışımdır yani. Ama Çünkü, genel olarak da yani böyle bir şeyi seviyorsun. Şimdi bunu kabul ederim. Yani konuşmayı sevmek gibi. Yani nasıl bir şey anlatır mısın dendiğinde oradan oraya. Yani sonuçta bu meziyet ya zaten. Yani sohbet etmek de bir Böyle bir meziyet. şey kaç kere yaptım? Vallahi. Bin kere yapmış mıyımdır? <laughs> yani sen de bin, ben deyim. <laughs> yani hatıra sayılır bir hmm. şeyi var yani. Evet. Yani bunu yapabilmek zaten... Ya büyük ihtimalle kafam evet, iyidir. Güzel bir meziyet ama... Büyük ihtimalle kafam iyidir zaten. Bundan da kaçınmıyorsun diyelim yani. Tabii ki ama... Ama bu tanıdığım insanlarla... ...tanıdığım ve sevdiğim insanlarla... ...ya da... ...prova döneminde evet... ...olmuş bir şey. ama... ...şöyle bir şey var... ...onun dışında... ...mesela şimdi çıkayım... ...yalnız başıma bir yere gideyim... ...eskiden çok severdim... ...yalnız gitmeyi ve... ...ya bu... ...bir... ...herhangi bir erkeğin yapabileceği gibi... ...bir avlanma çıkışı falan değil ...çok severim bar kapanışlarını... ...tek başıma hmm. içmeyi... ...tek başıma yemek yemeyi de çok seviyorum... ...ve... ...hani hiç, içimden şöyle bir şey olmuyor... ...şimdi... <laughs> Keşke burada bir arkadaşımı görsem ve onunla beraber otursam falan böyle bir şeyim yok yani çok. Ve lüks restoranlara bile yalnız başıma gidiyordum. Hatta birkaç magazin haberim bile var öyle anlatmışımdır belki sana işte. Hı -hı. Yalnız başına çorba içerken yakalandı ha. diye. Ulan, <laughs> çok üzücü be. <laughs> bu ne? Bu ne, ne ki yani? Hani bunu böyle hani cinsel tercihlerime kadar götürdüler yani. Bu bu nasıl bu geri zekalı bir cumartesi gecesi çorbacıda ne işi var yani yalnız başına? Hani işler ya kötü gidiyor Tabii. ya cinsel tercihlerinde problem var ya bir şey var falan. Ay bu çok olur yani lüks bir restorana Hakikaten yani rezervasyon yaptırmam ama yalnız başıma gitmek istiyorum ama giderim yani ee, ve şey şey hissetmiyorum yani bir dakika ben yani öyle bir şeyden bahsediyorsun ki evet hepimiz böyle yaparız yani evet ben de yapıyorum aynı şeyi doğru yani Peki. herkes kendindeki neyse ama, özellik onu ama ama şu şu değil yani hani bir yere gideyim ve oranın e, kralı olayım e... hayır canım yani o bilgiyle devamlı hareket ediyorsun değil ama böyle ya. bir uyarıcı olduğu zaman Cıt 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 hemen antenler çalışmaya başlıyor evet, gibi mesela, düşün yani. hani bütün işte Amerikan e, gençlik filmlerinden <laughs> kalan bir şeydir işte yani. E, benim kızımın da hani şimdi merak ediyorum işte kim diyorum popüler sizin orada Hı. falan okulda falan yani. Şimdi mesela okulun popüler çocuğu olmak benim okuduğum yerlerde söz konusu değildir. Bir kere Galatasaray sizde söz konusu değildir. Çünkü okulun popüler çocuğu olamazdı. Okuler, okulun popüler çocuğu olmak için okulun çok okulun popüler çocuğu vardı ve her biri başka bir konuda iyiydi. Yani işte aramızda sinemacı olacak adam vardı, sinemacı oldu. Tiyatrocu olacak vardı, tiyatrocu oldu. Yazar olacak vardı, yazar oldu. Zaten. Ee, ve hiç bana dersen ki kim zengin oldu, hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum çünkü kimsenin parasıyla uğraşmazdık. Böyle şeylerle uğraşırdık. Ama sonra Neyle biz... ilgilendiğine? Tabii. Ama e, mesela konservatuarda da ...konservatuvarda da konservatuvarın popüler çocuğu... ...olamaz. Adam... Mesela konservatuvarda demin konuştuklarımız çok geçerlidir. Yani çünkü mutlaka... ...herkes birbirinin her şeyini gördüğü için. Evet ama bir sürü popüler çocuk vardır yine. Yani mesela... ...ikimiz de... ...ikimiz de şey okullarda okumamışız belli ki... ...yani zengin ya da yakışıklı olmanın... Ya da o, hani Amerikan filmlerindeki aptallıklardan söz ediyorum ya da bizde de varan şey hmm. İşte okula falan marka arabayla gelmenin seni popüler kıldığı bir dünyada yaşamadık. Hmm. Yaşamadık. Bu salaklıklara hiçbir zaman prim vermedik. Bunlar çünkü salaklıklar zaten. Yani yani altındaki araba yüzünden popüler oluyor. Yani evet. nasıl Perişan ve çorak bir e, dünyadasın ki a, birisi altındaki arabayla e, popüler olabiliyor. Rezilliğe bak yani. Bir şey söyleyeceğim. Neden devamlı seksten bahsediyorsun ya da Kim sevişmek, ben nerede, sevişmekle nerede, ilgili? Nerede ne zaman bahsettim şimdi hiç bir şey konuştun mu seksle ilgili? Ben senin hayatınla ilgili soruyorum yani. Hayatınla Şu an podcastte. Podcast'te kendimi sansür müydim? Bir kere, <laughs> bir kere girdik ki çok şaşkınım yani o <laughs> yüzden. Hayır, hiç buna, bunu bunun. E, hayır, bununla ilgili mutlaka bir açıklaman konu yani birebir sohbette de genelde örnekleri mutlaka oraya bağlanır ya da geçen gün bir yerde e, bir şeye bir ödül töreni mi bir yere? Hmm. Orada da işte evet benim böyle bir açıklamam vardı ama artık açıklamamı değiştiriyorum böyle artık daha evet. çok sevişiyorum falan. Ya mesela niye evet. böyle bir şey söylemeye ihtiyacı duyuyorsun? E tabii çünkü yani Bunu söyle başka bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Hayır. Şunu bir şey anlatmaya çalışmıyorum. Ben 25 senedir gece programı yapıyorum. 25 senedir gece 12'de 1'de başlayan programlardan içeriklerinden bahsediyorum. Böyle bir alışkanlığım da var yani. Hani ben ıı, kadın kuşağı ya da sabah programı sunsaydım ...herhalde başka bir kafa yapısında olurum. Ayrıca da seks nefis ıı, bir ıı, provokatif ve mani manipülatif bir malzemedir yani. Heh, mesela bütün ama şaka etmek niyetiyle. E, e, tabii ki, tabii ki bütün şakaların, bütün şakaların yani bizim ülkemizde de dünyadaki bütün ülkelerinde şakalarında ıı, öyle ya da böyle seks geçer. Zaten insanlar. E, kararsız oldukları, tatmin edemedikleri e, ve e, sürekli e, gün içerisinde onları e, dürten ve onları telaşlandıran, aynı zamanda yazı, e, zayıf tarafları olan e, şeyler konusunda konuşurlar. Yani bunlardan bir tanesi sekstir. E, bir tanesi yeme içme meselesidir. Yani aslında gıda değildir o. Yemek, içmek. yani Hep bundan bahsediyoruz biliyorsunuz. Bütün turne boyunca. Bir diğeri de e, ama zayıf olduğu deyince dövüşmek bu... ya da kaçmaktır. Yani bunlar, bunlar dünyada bütün inançlar tarafından baskılanan, bütün sadece inançlar tarafından değil, bütün siyasi iradeler tarafından da baskılanan ve bütün aile yapılarında baskılanan, geleneksel geleneklerin de baskıladığı şeylerdir ve insanlar gerçekten doyurucu bir Konuşma gerçekten doyurucu bir e, şaka e, ve gerçekten doyurucu bir ilişki anlaşma için yani bir bir kadınla kadının bir erkekle erkeğin bir kadınla erkeğin anlaşması konusunda bu konularda konuşulmaya başlandıktan sonra samimiyet ve arkadaşlık ortaya çıkar. Yani bunlar da söylediğim gibi baskılanan Temel içgüdülerimiz, bizi bizim hayatta kalmamızı sağlayan e, yönelimlerimiz ve genelde en zayıf olduğumuz noktalar. Konuyu bir yere getirmeye çalışmadan direkt sevişmekle ilgili, direkt e, kendi seks hayatınla ilgili ya da genel olarak seksle ilgili bir şey söylediğin için bir dakika ya niye şimdi yine buraya geldik gibi bir his oluyor. Evet ama çünkü Ay, birileri demek. ki. oraya getirmek için uğraşmıyorsun birileri ya. birileri Gelip demek. Oturup çat diye öyle bir şey. Evet ama birileri demek ki oraya gelmek istemiyor yani. O sırada ne bileyim Mersin'in tanturisinden söz etsem, Adana'nın <laughs> kebabından ya da Gaziantep'in baklavasından söz etsem herkes cumburlop diye atlayacak o konunun içine. Niye seks konusuna da herkes atlamıyor ki? Yani niçin bu şey hayatımızdaki zaten tekrar ediyorum herkesin zayıf tarafı aslında hepsi zayıf tarafı. Yani yeme içme de zayıf tarafı. Seks kadar. Ve e, yani niye şimdi ne yiyeceğiz, nasıl sevişeceğiz ya da nasıl dövüşeceğiz? Zaten bunu konuşuyoruz sabahtan akşama kadar. Zaten bu ha bunun içerisine e, duyguları da koyduğun zaman başka bir şeye gidiyor. Yani Bunlar hepsi, hepsinin içine duygu konulabilir yani. Dövüşmekte de duygu var, sevişmekte de duygu var, aşk var. Ee, öbüründe de öbüründe obezite getiriyor yani ama şey duygular. duygu Duygusu <laughs> yemek yerken duygusallaşmamak lazım. Peki yani sana sormayacağım tabii ki hayatı söbeliyor musun falan gibi de. E, sence böyle düşündüğün kimler var hayatında? Ee, yani şimdi burada bana örnek verebileceğin. Ya, bu kadın böyledir, bu adam böyledir. Yani e, tabii ki e, eğer insanlar kendilerini ifade ederken rahatlamışlarsa bunlara doyum olmuyor onlarla tatlı tatlı beraber oturmaya mesela bir yemek sofrasında e, ya da yatakta e, ya da e, bir şey yapmak, maç yapmak, bu satranç oynamak da olabilir, tenis oynamak da olabilir. Dolayısıyla böyle insanlarla oyun oynamak, yemek yemek, sevişmek bunların hepsi çok güzel. Çok güzel. Bu Irishman diye bir film yaptılar. İşte hmm. e, Robert De Niro, Al Pacino ve Martin hmm. Scorsese. Mesela şimdi hiç yapmadıkları kadar promosyon yaptılar. Evet. Belki Netflix bunları mecbur bıraktı. Belki artık onlar çok e, şekerlendiler, katmerlendiler böyle röportajlaşıyor ve e, Al Pacino daha önce de ee, anlatmış olduğu bir şeyi anlatıyor tekrar bu vesileyle yaptığı röportajlarda galiba. Ben belki YouTube'da arka arkaya izlediğim için tam emin ne diyor? Mesela bu meşhur e, Serpiko'yu e, çektiği zaman Serpiko, gerçek Serpiko La tanışıyor tabii doğal olarak Hı. ve gerçek Serpiko işte rüşvet almadığı için polis arkadaşları tarafından tuzağa düşürülmüş ve ölümden dönmüş ve sonra polislikten istifa etmiş bir adam ve aslında e, büyük bir rüşvet politikasını ortaya çıkarıyor polisler içerisindeki ve Al doğal olarak şunu soruyor yani hayatını bu kadar tehlikeye sokmak zorunda değildim belki yani bu rüşveti onlarla paylaşmadığın için oldu bu kendi payını alırdın. Ama sonra işte bir charity'ye ya da bir işte vakfa, bir şeye, birilerine bağışlardın. bağışlardın. Bunu bunu niye yapmadın diyor. Bir polisten yani bir polis hayatı süren bir adam ama entelektüel bir adam aynı zamanda Serpiko orijinal. O da böyle hiç beklemediği bir cevap veriyor. O zaman diyor ben kim olurdum Beethoven dinlerken? Şimdi bak o kadar derin bir cümle ki bu. O zaman ben kim olurdum Beethoven, Beethoven dinlerken. dinlerken. Yani şimdi bir bu konuştuğumuz kadar daha konuşabiliriz bu bu cümle <laughs> evet. üzerine. Mesela Pacino nasıl bir adamdır ki ve Serpico nasıl bir adamdır ki bu ikisi bir anda birbirlerine böyle bir şey yapabilmişlerdir yani. Hani Pacino belki hiç sorulmayan bir soruyu sormuştur Serpiko'ya o güne kadar. Birbirlerine ki, bunu söyletiyorlar. Birbirlerine öyle. bunu söyletiyorlar evet. Senin de program şeylerin podcast operasyonun böyle başarılı ve tatlı olmasını. Teşekkür biliyorum. ederim. İlk konuğumsun. Aynen. Evet. Ne tatlıymış. Bana söylemek istediğin şeyler var mı? Hayır yok zaten. Beni